Çavuşbaşlılar Derneği'nin hazırlamış olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Kur'an tilaveti için mahallemiz imamı Mustafa Eroğlu'nu kürsüye davet ettim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hello.
Külü veşrebu ve la tisrifu innehu la yuhibbul musrifin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezî etemena ve segana ve cana minel müslimin. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat ya Resulallah. Yapanlara, yiyenlere sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Geçmişlerine rahmet ve merhametler ihsan eyle. Hanelerimize saadetler ve bereketler nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha. Çok değerli çamaşırlarda çavuş başlılar. Beşincisini düzenlediğimiz bu mütevazı ihtar programımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesinde bana yardımları esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Geçen sene aramızda olup da bu sene bulunmayan, edebiyete intikal eden mahallelerimize Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabır diliyorum. Buradakilere da sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Bu iftar programımızı düzenlemekteki esas sebebimiz bir ve beraber olmak, kaynaşmak, dostluğumuzun, birliğimizin daim olmasını sağlamaktır. Katıldığınız için hepsine teşekkür ediyorum. Aramızda Masar Gümüş Belediye Başkanımız, eski belediye başkanımız vardır. 2002 yılında Masar Gümüş Belediye Başkanımızdı. Sağ olsun kendisine, ihtar programımıza da geldiler. Onun sayesinde biz bu mezarda 10-15 gün dozerle, kepçeyle yaptık. Gördüğünüz gibi bu çamlar 15 yılda da yetişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine Yaşar Aktaş Belediye Başkanımız sayesinde bu yan taraftaki binayı yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum ama şu anda yer aramızda yok ama olsun. Teşekkür ediyorum yine de kendilerine. Çok sağ olsunlar. Şu anda geldiğiniz, gördüğünüz yolumuzda asfalt çalışmaları devam etmektedir. Yine OSKİ tarafından, Büyükşehir Belediyesi OSKİ işletmesi tarafından mahallemizin temiz su çalışması yapılmaktadır. Mahallemizin yarısının temiz suyu yapılmıştır. Çamaşır'da ilk defa bizim mahallemize su gelmiştir. İçme suyu gelmiştir. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'a, yine ilçe belediye başkanımız Alaaddin Giden Bey'e, yine bu hususta çaba gösteren mahalle muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok değerli dostlarımız var. Onları da sizlere tanıtmak istiyorum. İstanbul Ordulular İstanbul Demokrat Ordular Platformu Başkanı, değerli arkadaşımız, kurucu başkanımız Avukat Mehmet Yıldız Bey kardeşimiz var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Özkan arkadaşımız var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yine eski belediye başkanlarımızdan Ali Karapınar abimiz, büyüğümüz var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yine çamaşırların İstanbul'daki yegane hocaları Ali Rıza Hoca kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Yine bu Kalkagölü tarafından Sefaköy muhtarı Cezmi Ezberenber arkadaşımıza geldikleri için, şeref verdikleri için hoş geldiniz diyorum. Bu Ramazan'ın son gecesi buraya gelerek bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramlarını kutluyorum. Değerli arkadaşlar, burada çok değerli misafirlerimiz var. Şu anda milletvekillerimiz yok ama bir hafta sonraki milletvekili olacak dostlarımız var. Onların konuşmalarını, onları tanıyana kadar bekleyeceğiz lütfen. Ve herkes yerine sigara içebilirler. Hiç kimse, hepsi bizim onların, hangi partinin olursa olsun hepsi bizim değerimizdir, hepsi bizim için gelmişlerdir buraya. Onlara lütfen alkışlayalım. Tezahürat hiçbir partiliği olmayacaktır. Ben bu anlayışı sizde de görüyorum, biliyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Sigara içebilirsiniz ya da hiçbir sıkıntı yok. Burası açık alan zaten. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çamaşırımızın en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Çavuşbaşı'nın dernek başkanı Şehitdin abimiz öncülüğünde düzenlemiş olduğu bu son iftar, Ramazan'ın son akşamı, son iftarımıza icabet ettiğinizden dolayı Çamaş Belediye Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli dostlar, şimdi bir seçim arefesinde bu programların yapılması elbette ki daha da anlam kazanıyor. Siyasi partilerimizin
bütün siyasi partilerimizin amacı seçildikleri memlekete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize hizmet vermektir. Biz de 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olduğumuz Çamaş Belediye Başkanlığı'nı bize Çamaşlılar görev olarak verdiğinden bu yana Çamaş'ta hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii Çamaş Ordu'nun en küçük ilçesi olmasına rağmen coğrafi yapısı çok dağınık bir bölge. Ama hamdolsun bundan 4 yıl önce veya 3 yıl önce, 2 yıl önce Çamaş'a gelen yabancı misafirlerimiz Çamaş'ın o günkü haliyle bugünkü hali arasındaki farkı bizden daha fazla fark etmektedirler. Onun için diyoruz ki tek görevimiz ve gayemiz gerçekten şu halkımıza hizmet etmektir. Siyasi partiler, devletler kendine hizmet edilsin diye kurulmuş organizasyonlar değillerdir. Bunların tek amacı vardır. Bulundukları halka hizmet etmek için kurulmuşlardır. Bir felsefecinin dediği söz, hiç unutmam onu. Ayakkabı ayak için imal edilmiştir. Ayak, ayakkabı için imal edilmemiştir. Onun için diyoruz ki, bu halkımız, bu milletimiz olduğu için siyasi partilerimiz var. Bu halkımız olduğu için, Çamaşlılar olduğu için belediye başkanı ve belediye başkanlığı var. Onun için asli unsur halktır diyoruz ve halkımızın yarın inşallah idrak edeceğimiz bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bütün bu organizasyonları birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile eylesin diyorum. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve tekrar siyasi partilerimizin milletvekili adayları Çamaşımıza, bu güzide mahallemize geldiklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Kaymakamımız Sayın Murat Kaplay da yemeğimize teşvik etmişlerdir. Huzurunuzda teşekkür ediyorum kendisine. Değerli konuklar, şimdi siyasi partilerin milletvekili adaylarını protokol sırasına göre kendilerini tanıtmak için kürsüye davet edeceğim. İyi Parti milletvekili adayı Sayın Yener Yıldırım'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygılar sunuyorum. Ben Doktor Yener Yıldırım. 89-99 arası Fasta Devlet Hastanesi'nin göz hastalıkları uzmanı ve başhekimi. Zannediyorum ki hepimiz birbirimizi yakından tanıyoruz. Ve 99'da Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçildim. Ondan sonra kısmet olmadı. Bugün İyi Parti'den Sayın Meral Akşener'inle birlikte yola devam ediyoruz. Ben Sayın Meral Akşener'in baş danışmanıyım. Ordu 1. sıra milletvekili adayım. Hacı Bektaşi Veli diyor ki, o büyük ön, eline, beline, diline sahip olursan bir olursun, iri olursun, bir olursun diyor. El dediği vatan, dil dediği Türkçe, bel dediği senden sonraki nesillere, çocuklarına, torunlarına sahip olursan bir olursun, ir olursun, dir olursun diyor. Bütün siyasi partilerin amaçları zannediyorum ki bu büyük milleti, Türk milletini bu coğrafyada ebedi müddet huzurlu, mutlu,
zengin bir vaziyette yaşatmaktır. Ben diyorum ki birliğinizi sağlamışsınız, derneğe teşekkür ediyorum. Böyle güzel gelenekleri devam ettirdikçe birliğimiz daim olsun. Sakınız sakın siyaseten veya başka bir nedenle birlikteliğinizi bozmayın. Beni eğer yetkilendirirseniz, seçerseniz, ben sessiz çoğunluğun sesi, kimsesizlerin kimsesi, fakir fukara, garip kurabanın nefesi olmaya sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ve hiçbirinizi birbirinizden ayırmadan hizmetinizde olacağımı, size hizmet etmeyi ibadet gibi gördüğümü bildiriyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diyorum. Hayırlı bayramlar. Nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı Sayın Mustafa Adıgüzel'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli müminler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah orucunuzu kabul eylesin. Tabii biz bu tür alanlarda çok siyaset konuşmuyoruz. Ama bir iki şey söylemek istiyorum. Önce bir kendimi ben de takdim etmek istiyorum. Ordu ilinde ve Pasa'da hekimlik yaptım. Ve 7 Haziran'da da biliyorsunuz milletvekili seçildim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve 1 Kasım'daki seçimde kazanamayıp kısa süren bir 5 ay vekilliğim oldu. Şimdi tekrar aday olduk. Bundan ibaret siyaseten söyleyeceğim şeyler. Tabii Allah indinde müminler eşittir. Yani kaymakam olmuş, milletvekili olmuş, doktor olmuş, başbakan olmuş, belediye başkanı olmuş, hiçbirinin bir önemi yok biliyorsunuz. Onun karşısına çıkınca herkes eşit, birer mümin. Devletle vatandaş ilişkisi de böyledir. Devlet karşısında da vatandaşlar eşittir. Eşit nazarda olmalıdır. Bugün yarın biz de bir takım görevleri eğer kabul ederseniz, onaylarsanız geleceğiz. Allah bana en azından şunu nasip etsin. Her vatandaşıma bu benden, bu benden değil diye diyerek eşit muamele eylemeyi nasip etsin. Onu istiyorum sadece Allah'ımdan. Ve geçmiş bu Ramazan ayınızın ettiğiniz duaları, tuttuğunuz oruçları Allah kabul eylesin. Ve yarın biliyorsunuz bayram. Hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Sayın Onur Şam'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli protokol, sevgili Çamaşır hemşehrilerim. Çok fazla vaktinizi ben de almak istemiyorum. Sayın Vekilimin söylediği gibi biz böyle çok kutsal ortamlarda siyasi konuşmalar yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi geçtiğimiz günlerde kutsal mübarek Ramazan ayını geçirdik. Yarın ve bayram. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Gördüğünüz gibi Ramazan'da iftarlarımızı açarken her ne kadar farklılıklarımız olsa da, dünyaya bakış açılarımız farklı olsa da, farklı dünya görüşlerimiz olsa da aynı masalarda, aynı ortamlarda birlikte iftarımızı açtık. Bu birlikteliğimizi, bu birbirimize bağlayan bu asgari müştereklerimizi unutmadıkça hiçbir zaman zeval görmeyeceğimiz açıktır. Yeter ki bu hassasiyetleri unutmayalım. Bu vesileyle tekrar bayramınızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı Sayın Hamide Özaydemir Aydemir'i kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Hamide Aydemir Demir. Fatsa doğumluyum. 4 çocuk annesiyim.
mali müşavirlik ve özel inşaat firmamızda mali danışmanlık yapmaktayım. 27. dönem AK Parti milletvekili aday ilan edilerek bu göreve talip olduk sizlerin karşısında. Bu akşam Çamaş Çavuşbaşılılar Derneği Başkanımızın ve Belediye Başkanımızın ve AK Parti İlçe Başkanımızın nazik davetlerine icaben biz de bu bereketli sofralarımıza ortak olduk. Biz ekmeğini paylaşan milletin çocuklarıyız. Biz asla yalnız başına yemek yiyip mutlu olan halk parçası değiliz. Komşusu aç yatan, komşusu aç kendisi tok yatan bizden değildir diyen sevgili Peygamber Efendimizin ümmetiyiz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sofralarımızın bereketi daim olsun. Ben burada sizinle olmaktan ayrıca mutluyum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Heyecanımı hoş görün. 4 çocuk annesiyim dedim. Çocuğumun birisi şu anda çok ateşli bir şekilde evde bizi bekliyor. İnşallah onun yanına kavuşacağız. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sizlerin karşısında olmaktan son derece gururluyum. 35 yıl aradan sonra bir kadın milletvekili olması tek arzumuzdur. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Çavuşbaşlılar Dernek Başkanı Sayın Şehitli Çelik'i kürsüye davet ediyorum. İşte Çavuşbaşlılar'ın olgunluğu bu. İşte siyasi partiden, her renkten siyasi partiden adaylarımız var. Hepsine de aynı ilgidir. İşte büyüklük budur. Hepinize teşekkür ediyorum Çavuşbaşlılar. İşte budur. Ben önce hiç bu zamana kadar Çavuşbaşlılar Dernek yöneticilerini ve bu işte de bana katkı sağlayanlara beraber burada bir resim çektirmedim. Önce dernek yönetimim ve bana destek olan arkadaşlarımla beraber burada resim çektireceğim. Daha sonra misafirlerimizi de çağıracağım. Bir de misafirlerle beraber resim çektireceğiz. İşte zenginliğimiz bu olacak. Tamam başkanım. Önce ben yönetimimle ve sponsorlarımla beraber bir resim çektireyim. Sonra kaymakamım ve vekil arkadaş adaylarımla beraber resim çektireceğiz. Para veren de bu adamın olmaz. Önce para veren önce. Şaka yapıyorum. Ben sizi bu akşamla Hatay Valiliği'nin yerine koyuyorum. Bütün dinleri birleştiren bir Hatay var. Burada da bütün partiler... Gel hocam, gel. En güzeli sen konuşuyorsun. Gel hocam, gel. Böyle konuş, buradan konuş. Şehitim başkanımı, ben şimdi Hatay Valisi'nin yerine koydum bir anda. Burayı Hatay gibi kabul ettim. Çünkü Hatay'da bütün kutsal dinlerin merkezi, bütün kiliseleriyle, ibadethaneleriyle, camileriyle bir aradalar. Şehitim Başkan da bu güzelliği bütün Türkiye partilerinin temsilcileriyle burada ağırladı, onları onurlandırdı. Ben başkanımın adına da Çamaşlı olduğum için sizlere de teşekkür ediyorum. İşte örnek hocamız, İstanbul'da tüm Çamaşlılar, Ordulular, Adi Rıza Feyzo Hoca'yı bilirler. Bu güzellik kendilerine mahsustur. Lütfen arkadaşlar bir resim ettirelim. Yönetimimiz bir de muhtar sen de gel. Yönetimimiz ve dernek yardımda bulunan arkadaşlara beraber bir resim ettirelim. Lütfen arkadaşlar. Ondan sonra misafirlerimize resim ettireceğiz. Şöyle.